Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Kotlin'de yavaş yavaş artık ilk kodlarımızı yazmaya başlayacağız. Önceki derslerimizde Kotlin'i neden kullanmamız gerektiğinden ve Kotlin uygulamaları geliştirmek için gerekli olan kurulumlardan bahsetmiştik. Ve artık bugün ne yapabiliriz? Yavaştan kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. Öncelikle SRC klasörüne bir tane sağ tık yapıp yeni Kotlin File Class denilen sekmeyi kullanarak yeni bir dosya oluşturduk. Şu an için içinde bir şey yok. Şimdi buraya geliyoruz. Function'ın fanını yazdıktan sonra main function'ı, yani metodunu yazıyoruz. Daha sonra bunun alacağı argümanları belirtiyorum. Args diyorum ve bu args'ların string ifadeler tutan bir dizi olduğunu söylüyorum. Bu Java'daki main fonksiyonunun aynısı. Tabii ki de burada yazım olarak farklılık mevcut. Biz Java'da öncelikle verinin tipini yazıyorduk, daha sonra adını yazıyorduk. Burada ise adını yazdıktan sonra iki nokta koyup bu args'ın veri tipini yazıyoruz. Array tipinde string veriler içeren bir array olduğunu söylüyorum bunun. Daha sonra burada hemen ne yapalım? Bir println ifadesiyle bir hello world yazdıralım. Gördüğünüz gibi herhangi bir noktalı virgül kullanmıyorum. Bunun başına system.out.println falan da yazmama gerek yok. İlk kodumuz bu şekilde. Burada şuradaki play tuşuna veya ne bileyim şuradaki konsoldaki bu play tuşlarına basarak da biz kodumuzu çalıştırabiliriz. Şimdi ben şunu şuradan move to deyip sağ kısmı alayım. Böylelikle iki kodu da aynı anda görebilelim bir kere de. Şuradaki konsolun da yazı tipini bir büyüteyim. Ayarlar kısmında gördüğünüz gibi konsol font var. Bu monospaced olsun, sorun değil. Ama şunu şöyle bir 18 gibi bir ifade yapalım. Evet, daha belirleyici oldu. Şimdi bunu yaptıktan sonra gelelim buraya, ilk değişkenimizi oluşturalım. Var diyoruz. Variable'ın varı arkadaşlar ve sayı 1 diye bir isim veriyorum buna. Ben buna eşittir deyip direkt olarak veriyi atayabileceğim gibi bu sayı 1'in şöyle iki nokta deyip integer tipinde veriler alabileceğini de söyleyebilirim. Eğer ben bunu yazmazsam Kotlin buna atadığım değere göre bunun ne tür bir veri olduğunu anlıyor ve gerekli şeyi zaten yapıyor. Ama siz de böyle tipini direkt olarak belirtebilirsiniz. Varla böyle belirttik. Daha sonra bir var sayı 2 yapalım. Bunun da bir integer değer olduğunu söyleyip gerekli atamayı yapıyoruz. Bir de val diye bir kavram var ki bu da Java'daki final, yani değiştirilemez, immutable diye geçen ifadedir. Buna ben mesela buraya sayı 3 diye bir şey atıyorum. Integer 40 diyelim buna da. Şimdi mesela ben sayı 1 eşittir deyip 10 değerini 5'e değiştirebilirim. Bu değeri güncelleyebilirim. Ama sayı 3 eşittir 10 diyemiyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü cannot be assigned diyor. Yeniden bir atama yapamazsınız. Siz bunu val olarak belirttiniz. Yani bu nedir? Java'daki final'dır. Bu read only bir değerdir. Buna bir şeyi atarsınız ve sadece okuma yaparsınız. İlerleyen zamanlarda bunu değiştirme durumunuz yok. While ile var arasındaki farkımız bu şekildeydi. Mesela bunları ekranımıza bir bastıralım. Print line diyelim. Daha sonra diyelim ki sayı şöyle sayı 1 2 nokta deyip mesela burada ben direkt olarak şöyle bir dolar işareti koyduktan sonra sayı 1'i yazdırabilirim. Yani bu string'i burada kapatıp yani şu şekilde ve sayı 3 diyelim bu sefer de. Hani val'ı da yazdırabildiğimizi görmek adına şöyle artı deyip sayı 3 de diyebiliriz Java'daki yöntemle. Daha sonra yine ne yapmamız lazım? Artı şöyle bir boşluk ve sayı 2 2 nokta deyip yine bir dolar kullanıp burada süslü parantezle kullanabiliyorsunuz. Sayı 2 diyebiliriz. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Ve de gördüğünüz gibi bütün ifadeyi yazmış olduk.
sayı 3, şunları bitişik yapalım da hepsi aynı tip olsun. Şimdi bunu yaptık. Bildiğiniz gibi bunlar byte kodları çevriliyor, Java koduna çevriliyor ve çalıştırılıyor. Ama bizim Java'da bildiğimiz ne mi vardı? Java'da class'lar olması gerekiyordu, değil mi? Ama şu ifadede herhangi bir class yapısı var mı? Yok. En azından ben yazmadım. Ama şimdi mesela gidip neredeydi? Edit Configuration'a bakarsanız buradaki TestKT projesinin main class'ının testkt, yani aslında ne yapmış, benim dosyamın adını almış, sonra bir kt ifadesi koyup bunu bir class'a çevirmiş. Bunu kim yaptı? Kotlin'in compiler'ı yaptı. Ve bu, gördüğünüz gibi benim class'ım burada. Şöyle bir kod oluşturulmuş. Şimdi mesela bunun şöyle bir sitemiz var, javadecompilers.com deyip. İsterseniz bu dosyayı orada bir gösterelim. testkt.class dosyasını bakalım. Arka tarafta benim Java Virtual Machine'im için nasıl bir Java kodu oluşturulmuş. testkt.java diyorum. Şöyle gösterirsem sizlere. Gördüğünüz gibi yazdığım ifadeler, yani Kotlin dilinde yazdığım ifadeler, aslında ben run butonuna bastığımda Java Virtual Machine'e böyle bir Java kodu oluşturularak iletiliyor. Buradaki buradaki main metodumu, buradaki bir class'ın sarmaladığını görüyorum. İşte gerekli noktalı virgüller konulmuş, başlarına integer'lar konulmuş. Burada işte Kotlin'in bunun benim için oluşturduğu kodlar mevcut vesaire. Bu şekilde benim uygulamam çalışıyor. Yani temelde mantıken bu şekilde bir kullanım söz konusu. Tabii bunları biz ilgilenmiyoruz. Biz yapıp geçeceğiz. Yani sen bana böyle bir güzellik sunuyorsan ben bunu dibine kadar kullanacağım. Bunları anlattıktan sonra şöyle yapalım. Şurayı siliyorum. Şuraya kadar. Yeni bir değişken oluşturdum ve en büyük integer değere bir bakalım. Bunun integer bir tip olduğunu söyledikten sonra integer sınıfındaki max value'yu burada kullanacağım. Yine aynı şekilde var diyelim en küçük integer. Int eşittir int nokta min value diyelim. Daha sonra bunları ekranda bastıralım. Print line dedim. En büyük integer değer diyelim. Ve de buraya dolar deyip değişkenimizin adını yazalım. Yine aynı şekilde print line en küçük integer değer. Bu sefer de bunu birleştirerek yazalım. Bunları hep hani uygulama olsun, siz de görün diye yapıyorum. Burada bir hata aldık. Ne diyeceğiz buna? Artı dedikten sonra en küçük int diyelim. Şimdi alışkanlık olup noktalı virgül koysanız da herhangi bir sıkıntı çıkmayacaktır. Burada noktalı virgül zorunlu değil, optional'dır. Yani ister kullanabilirsiniz, ister kullanamazsınız. Gördüğünüz gibi bir integer değer saklarken benim o değişkene koyabileceğim en büyük rakam bu. En küçük rakam da bunun eksilisinin bir eksiği, işte gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunları hızlı bir şekilde diğer değişkenler için de yapayım. Evet, hızlı bir şekilde bunları da yazdım. Şimdi ben projemi burada run ettiğimde gördüğünüz gibi integer, long, double ve float değerlerinin alabileceği en büyük ve en küçük değerler burada mevcut arkadaşlar. Evet, bunu bu şekilde kullanabiliriz. Yani burada mesela burada gördüğünüz gibi integer olarak tipini belirtirken burada herhangi bir tip belirtmediğim halde buradaki en büyük long değişkeninin aslında bir long olduğunu değerine göre veya atamaya göre anlayabiliyoruz. Mesela bunu nasıl yaparız? Şuraya gelirim, bir if sorgusuyla if derim. Eğer en büyük mesela long diyelim is long. Eğer en büyük long eğer longsa, yani long tipinde bir değer ise buraya yazalım. Print line diyelim. En büyük şöyle en büyük long dedikten sonra
bir long değişkendir desin. Bir bakalım. Çalıştırdık. Bir hata aldık. Ne diyor burada? Bunun string olmadı. Şöyle yapacağız herhalde. O zaman düzelecektir. Tekrardan bir deneyeyim. Evet. Gördüğünüz gibi. Yani dedim ki en büyük long isimli değişken long sınıfına ait bir üye ise bunu yaz dedim ve gördüğünüz gibi bu bir dedi. Long değişkendir dedi arkadaşlar. Böylece is metoduyla if'in nasıl kullanıldığını da aslında görmüş olduk. Buraya herhangi bir şey yazabilirsiniz. Atıyorum en büyük int is double. Mesela öyle yapalım. En büyük int is double dediğimde ne olması lazım aslında? Benim bunu burada görmemem lazım. Zaten direkt hata verdi. Ne diyor burada? Kotlin double and int. Yani buradaki o zaman hata vermesi lazım. Bunu yapmanıza bile izin vermeden direkt olarak hata veriyor arkadaşlar. Tamam, bunu burada bir silelim. Mesela bir tane var diyelim. Ne diyelim buna? Harf diye bir tane değişkenim olsun. Ve bunun bir char olduğundan. Bunlar neydi? Primitive type'lardı. Mesela A harfi diyelim buna. Daha sonra da print line diyelim. Ne diyelim? A bir char mı? Soru işareti koyalım ve buraya gelip dolar süslü parantezler içinde deminki if'in içinde yazdığınız şeyi burada direkt olarak yazabilirsiniz. Nasıl olacak o? Harf is char. Eğer harf değişkeni, pardon, şunu şuradan şuraya alalım. Evet. Eğer harf değişkeni bir char'sa burası true olacaktır. Bir char'ının karşısına true olarak bir ifade yazmasını bekliyoruz. A bir char mı? 2 nokta dedi. True dedi. Burası çünkü true değer döndü arkadaşlar. Yine aynı şekilde ne yapabiliriz? Print line, pardon, f değil. Mesela buradaki harfin harf nokta to int diyerek buradaki harfin kodunu biz ekrana yazdırabiliriz. Büyük A'nın kodu neydi? 65'ti. Gördüğünüz gibi bunu da şuradaki to int metoduyla dönüştürebiliyoruz. Tabii ki de diğer versiyonları da mevcut. Char var, double var, float var, int var. Hani parse int vardı ya şeyde, Java'da. Onun Kotlin'deki karşılıkları kulağa da daha hoş geliyor. To byte. Yani harfi to int. Int'e dönüştür gibisinden. To int diyelim. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde kullanımlarımız mevcut. Bunları sırf hani başlangıç için bir örnek olsun diye söylüyorum. İlerleyen zamanlarda, ilerleyen konularda zaten bunları defalarca kullanacağız. Bir de mesela şöyle bir örnek yapıp bu dersi bitirelim. Var diyorum. At dedim. Buna Emre dedim. Yine bu sefer while diyorum. Hani değişmeyecek sonuçta. Direkt atama yaptığım için. Soyad deyip bu sefer hatta bunun tipini de belli edeyim. String olduğunu söyleyeyim. Eşittir diyorum. Şöyle bir boşluk bırakıp altın bilek dedim mesela. Bir tane de var diye bir değişkenim olsun. Tam ad olsun. Buraya gelip at artı soyad diyebiliyorum. Ve de bunu print line'la yazdırırken direkt olarak tam ad deyip yazdırabilirim. Veya print line deyip şöyle bir şey diyebilirsiniz. At artı pardon dolar at artı dersek olmaz. Artı deyip iki nokta deyip soyad diyebiliriz. Veya print line ne diyebiliriz arkadaşlar? Şöyle iki hani dendenden arasında at boşluk
soyad diye biliyoruz. Bir bakalım hatamız var mı? Evet, gördüğünüz gibi herhangi bir hata yok. Bu sefer araya iki nokta koydu. Yani bu şekilde kullanımları mevcut. Şu kullanımlar zaten Java'dan bildiğimiz kullanımlar. Ama şu gördüğünüz ifade, hani iki denden arasına dolar yazıp değişkenin adını yazmak Kotlin'imize özel bir şey. Gayet de güzel bir özellik. Bu sayede ben işte string ifadeleri birleştirmeleri için dendeni sürekli açıp kapamak zorunda kalmıyorum. Direkt olarak dolar deyip değişkenin adını yazarsam ona erişebiliyorum arkadaşlar. Evet, ısınma turlarımızı da yaptık. Bunlar da böyleydi. Bir sonraki derste ne yapalım? If condition'ları anlatacağım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.